Merhaba. Dil edinimindeki en önemli noktalardan bir tanesi o dili kuşkusuz ki konuşabilmek. Konuştuğumuzda dili kendi paradigmaları içerisinde anlayabiliyor ve algılayabiliyoruz arkadaşlar. Dışarıdan gramer çalışmaları, kelime ezberleri vesaire çok aslında derinlemesine bir anlatım bize sunmuyor ya da anlayış sunmuyor. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi öğrencim Yeşim. Kendisi geçtiğimiz bir yıl içerisinde İngilizcesini gayet güzel şekilde geliştirmiş. Biz derslere başladığımızda kafasında bir takım soru işaretleri vardı. Aslında konuşuyordu ama konuşurken sıfırdan bir şeyler üretmektense öncelikle hazırlanıyor. Hazırlandığı bu konuya dair bir şeyler anlatabiliyordu. Ancak sıfırdan bir soru sorulduğunda tabiri caizse doğaçlama yapması gerektiğinde o dili kullanmayı beceremiyordu. Bu derslerimizde sıfırdan düşünce üretimini nasıl gerçekleştirdiğimizi de öğreniyoruz kuşkusuz ki. Bunun yanında da derinlemesine okuma, B2 ve üstü seviyelerde okuma yapabilme ve yazı yazma çalışmalarıyla birlikte de yeni düşünceleri nasıl üreteceğimizi destekliyoruz bir nevi arkadaşlar. Bu eğitimi bu şekilde sağlamış oluyoruz. Şimdi bu videoda Yeşim sizlere İngilizceyi nasıl öğrendiğini ve bu dersleri almaya başladıktan sonra perspektifini nasıl değiştirdiğini anlatacak. Hazırsanız başlayalım. Merhaba Yeşim Hanım. Merhabalar. Dersi yeni bitirdik. Şimdi Evet. üzerine de ufak bir muhabbet yapacağız. İnsanlar İngilizceyi nasıl daha iyi öğrenebilirler? Sizin perspektifinizden anlatmanızı isteyeceğim. Öncelikle siz ne yapıyorsunuz? İngilizce öğrenme serüvenine nasıl başladınız? Bize bir anlatır mısınız? Şöyle, aslında bir amaç doğrultusunda başlamadım en başta. Güçlü bir öğrenme isteğiyle başladım sadece. Hani yurt dışıyla ilgili herhangi bir planım yoktu ya da farklı planlarım yoktu. İşimde de lazım değil bana ama sadece güçlü bir istek duydum öğrenmek için. Çünkü bu dünya dili gerçekten bilmemiz gerekiyor. Böyle düşünerek başladım. Bir takım kurslara katıldım bunun için. Sıfırdan başladım bu arada, bunu söyleyeyim. Bana evet faydası oldu kursların mutlaka ama bunun kendimle de çok ilgisi vardı. Çünkü çok kararlı ve disiplinli oldum bu süreçte. Bence Bu sayede... çoğunlukla sizinle alakalı. Çünkü şimdi şeyi bir söyleyin bize. Ne kadar sürede öğrendiniz mesela şu an şu seviyeye geldiniz? Bir yıl, Şimdi bir yani bir yıl, adım 2 ay, bir yıl, 3 ay diyebilirim. şey yapacağız. Bu bir yılın son bir ayında birlikte çalışıyoruz ama yani geldiğiniz nokta bence çok takdire şayan. Ben çok saygıyla önümü ilikliyorum. Bir Teşekkür yıl ederim. sıfırdan başlayıp bu seviyeye gelmek çok kolay bir iş değil. Sizinle daha çok alakalı bence bu iş. Evet, yani güçlü isteğim ve disiplinli çalışmam sayesinde buraya kadar gelebildim. Evet, çok iyi İngilizcem hala yok ama geliştirmeye devam ediyorum. Çabam çok fazla hala. Bence çok iyi bir İngilizcesi var. Teşekkür ederim. Olabilecek. Yani benim gördüğüm en iyilerden bir tanesi bir yıl içerisinde oluşabilecek bir İngilizce bakımından. Peki ne yaptınız? Biraz daha detay verebilir misiniz? Yani mesela birçok kişi bana şunu diyor. Ya ben işte çalışıyorum, yok işte çocuğum var vesaire şu bu. Siz de çalışıyorsunuz, sizin de çocuğunuz var. Nasıl yaptınız, nasıl becerdiniz bu işi? Biraz daha detay verebilir misiniz? Şöyle, zaman yaratmak hakikaten çok zor. Benim de çok meşgul bir hayatım var. Çocuğum var, öncelikle küçük bir çocuğum. Ama bir şekilde fırsat yarattım. Yani iş yerinde boşluklarımı kullandım. Evde bir şekilde fırsat yaratmaya çalıştım. Gece çalıştım. Genellikle oğlum uyuduktan sonra fırsat yaratmaya çalıştım. Gün içinde çünkü çok mümkün olmadı. Ama bence çalışmak istedikten sonra hakikaten bir şekilde fırsat yaratılıyor. Yani dizi izlemedim, onun yerine çalışmayı tercih ettim. Ya da başka şeylerden feragat ederek çalışmayı tercih ettim. Çünkü aksi halde olmayacağını fark ettim. Nasıl Bu başladınız? Ne şekilde. çalıştınız mesela? Aslında kız kardeşimin desteğiyle bu işe girişmiş bulundum. Onun desteğiyle başladım. Bazı kaynaklardan çalışmaya başladım ama kendim çok halledemeyeceğimi fark ettiğim anda bir kursa başladım. Online bir kurs. O kurs üzerinden hocalarımın desteği oldu. Onların da çok emekleri var tabii.
Bu şekilde daha sonra tıkandığım bir nokta oldu. Çünkü çalıştığım hocalar native hocalardı, hepsi yabancıydı. Bir noktada Türkçe girdiye ihtiyaç duydum. Çünkü hiç bilmeyen bir kişinin tamamen İngilizce bir anlatıma maruz kalması bence bazı problemlere de yol açabiliyor. Evet, sohbetler keyifli ama tam anlayamadığında bir şeyler yanlış anladığında yanlış gitmeye başlıyor. Ben bu noktada tıkandığımı, yolumu biraz kaybettiğimi fark ettim. Hangi çalışma metoduyla gidebilirim diye. Daha sonra sizinle karşılaştım zaten Instagram'da tesadüfen tamamen. Tıkandığım anda çare oldunuz zaten siz de. Yani bir ay bile olmadı aslında ama gerçekten kendimde ciddi değişiklikler fark ettim. Konuşmaya yönelik. Çünkü benim amacım konuşmak. Bence amaç önemli zaten bu işte. Çok memnunum bu süreçten sayenizde. Çok güzel tamamladınız yani eksiklerimi. Yani ben şuraya bir önce odaklanmak istiyorum. Evet. Çoğu kişinin aklında şu soru var. Ya ben başlayacağım ama nereden başlamam lazım? Nereden başlaması lazım kişinin? Şöyle, evet, bu aslında önemli bir soru. Ama ben kendi kendime çok çalışmadım. Ben karar verdim, çok kısa bir süre sonra kursla devam ettim. Yani kendim bir takım kaynaklardan çalışmaya başlamadım. Böyle Öyle gramer anlatımları vesaire şu bu falan. ara sıra anlamadığım noktalarda o yola başvurdum. Hani İngilizce olarak anlattıklarında anlamadığımda ders sonrası Türkçe'den YouTube'dan genelde buldum bazı videolar. Oralardan desteklemeye çalıştım kendimi. Türkçe gramer anlatımlarıyla yani destekledim kendimi. Daha sonra gramer çalışmaları da yaptım. Bazı çalışmalar kendi kendime. Ama yani ne yaparsam yapayım konuşmamı çok çok geliştirmedi bu çalışmalar, bu gramer çalışmaları. Kağıt üzerinde evet çok iyiydim ama konuşmama çok çok yardımcı oldu diyemem. Benim anlamadığım bir tane nokta var. Şimdi mesela siz bayağı bir bilerek geldiniz yani bana. Sadece kafanızda bir takım eksik noktalar vardı. Onları tamamlıyoruz şimdi. Ama siz herhalde hep böyle konuşarak öğrenmişsiniz ki bu bence Evet. güzel bir şey. Ama mesela okuma çok fazla yapmadığınızı söylediniz. Yazı yazma çalışması hiç yapmadınız, değil mi? Hiç yapmadım, evet. Yapmadınız. Listening, zaten konuşma sırasında listening alıyordunuz. Onun dışında ekstra bir çalışma yoktu sanırsam. Yoktu yani İngilizce diziler, çizgi filmler falan izliyordum. Sadece o ekstra bir çalışma yapmadım kesinlikle ilgili. Gene de benim yani tam çözemediğim bir şekilde baya baya iyi geliştirmişsiniz. Sadece konuşarak. Çok iyi yani aslında. Teşekkür ederim. Peki. Bilemiyorum, süreç içinde oluştu. Yani ekstra bir şey yapmadım. Ama yine de hani size de daha önce söylemiştim. Asıl sorunum hani bir konuda fikir beyan etmek, belki ufak ufak tartışmalar. Hani hazırlıksızsam o konuya ilerletemiyorum durumu. Hani Anladım. o konuyu, o konuşmayı. Somutlaştırmak gerekirse siz direkt bir yabancı hocaların olduğu ismini paylaşmayacağımız şu anda. Benim için bir Evet. sıkıntı yok bu arada. Onu söyleyeyim. Siz şey yapmak istemiyorsunuz. Okey. Evet. Kursla bir yabancı hocalardan ders alaraktan bir derse başladınız. Konuştunuz, Evet. konuştunuz, konuştunuz. Evet. Ondan sonra bir yere gelip tıkandınız. Aynen öyle. Aralarda da işte YouTube kanallarından vesaireden işte gramer dersleri vesaire onları kapatmaya çalıştınız. Elinizdeki kaynaklardan çalıştınız. Tıkandığınız nokta da şuydu. Sizin kafanızdaki hiç hazırlık yapmadan düşüncelerinizi dil üzerinden, hedef dil üzerinden üretebilmeniz için bir hazırlıksız olmanız gerekiyor. Hazırlıksız konuşmayı öğrenmeniz gerekiyordu. Aynen öyle. Bunu yapamadığınızı fark ettiniz. Sonra geldiniz. Beni buldunuz. Evet. Peki efendim biz ne yaptık? Onu bir anlatın şimdi bize. Biz ne yaptık? Aslında bir ay bile olmadı. Ama şunu öğrendim öncelikle. Bu dört becerinin aynı anda gitmesi gerektiğini. Dinleme, konuşma, yazma, okuma. Bunu tabii ki belli oranlarda her gün düzenli bir şekilde çalışmak. Ve bence en önemlisi size yolladığım ses kayıtları, konuşmaya mecbur bırakıyorsunuz beni.
Bunlar gerçekten çok etkili oldu bende. Çünkü her gün bir konu hakkında düzenli size yorum yaptım. En az 5 dakika boyunca. Onlar dışında da düzenli dinleme çalışmaları, konuşma çalışmaları, okuma yazma. Hepsi hani belli bir oranda olunca tabii çok geliştirdi. Yani çok değil, bayağı geliştirdi İngilizcemi bulunduğum konumda. Yani evet, bu süreç bana oldukça kısa süre içinde katkı sağladı. Şimdi bazı öğrencilerim diyor ki bazı konularda diyor çok sert yapıyorsun Şerbet diyor. Bizi diyor böyle biraz daha diyor böyle hani serbest bıraksam. Çünkü yani şimdi bilenler bilir. Özellikle son 1-2 haftadır aldığım bazı çok radikal kararlar var. Bazı kişilerin öğrenmek istemediklerine bizzat şahit oluyorum. Ne kadar öğrenmek istiyorum dese de bu bana biraz şey gibi geliyor. Ben çok zengin olmak istiyorum deyip bununla ilgili hiçbir çalışma yapmayan insanlar aklıma geliyor. Herkes zengin olmak ister ama zengin olmaya çalışmaz. İngilizce öğrenmek isteyip de bununla ilgili çalışmayı yapmayan sadece karşı taraftan işte sadece konuşma dersiyle mesela atıyorum İngilizcesini geliştirebileceğini düşünen insanların ben İngilizce öğrenemeyeceklerini düşünüyorum. Sizin içinizden gelen bir iç motivasyon vardı. Ve siz merak ediyordunuz. O yüzden öğrenebildiniz. Gelen çok öğrenci gerekliliklerini yerine getirmede çok demeyelim de %20'si, %30'u öğrencilerin biraz edilgen kalıyorlar. Yani benim hadi ses kaydı yolla, hadi okumanı yaptın mı, bak sorularını yollamamışsın falan gibi. Biraz benim tabiri caizse iteklememle yol almaya çalışıyorlar. Bunu istiyorlar benden ve ben bunu yapmıyorum. Biliyorsunuz zaten. Evet. Sizce bu şey mi? Fazla mı disiplinli yaklaşıyorum mesela bu derslerde? Nasıl? Yo, ben şöyle, istediğiniz şeyler evet gerçekten vakit ayırmamız gereken şeyler. Yani ciddi bir vakit ve enerji sarf etmemiz gerekiyor vakit ayırıp. Ama bunlar olmak zorunda. Bunlar olmadan olmaz. Hani ben bunun farkındayım. Çünkü düzenli ve disiplinli çalışmadığımız sürece çok yavaş ilerleriz. Yani ben bunu kendimde gördüm. Bu zamana kadar da sizle tanışmadan önce de ben zaten her gün bir şekilde yer veriyordum. Ama bu kadar disiplinli ve düzenli yer vermiyordum. Yani şimdi ben kendimdeki o farkı gördüm. 1 ay ve geri kalanı. Bunlar Anladım. olmak zorunda. Kolay mı? Hayır, asla değil. Gerçekten akşam 11'de 12'de çalışmaya başladığım zamanlar oluyor. Bazen çok zor vakit ayırabiliyorum. Sabah ben Ama sabah olmak görüyorum. zorunda. Yolladığınız soruları görüyorum mesela sabah gece 1'de falan soru yollamış. Evet. Evet, çünkü o zaman vakit bulabiliyorum. Uyumak da bir seçenek, dinlenmek de bir seçenek. Ama bu süreç böyle. Çok güzel, çok güzel. Ben çok keyif alıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Yani de öyle. ne söylediysem bugüne kadar yapmak için en azından elinizden ne geliyorsa çaba gösterdiniz. Yani hiçbir zaman şu olmadı. Merak et. Merak etmen lazım. Soru sor. Yani ne sorayım falan yok. Sorularınız vardı hep. Bunlar çok kıymetli şeyler. İşte bunlar iç motivasyonun göstergesi ve Evet. mütemadiyen dersler uzuyor. Siz diyorsunuz ki ya dersi uzattık falan. Benim hiç Evet. gündemimde dahi değil yani. Önemli olan orada sizin gündeminizdeki Evet. sorunsalların. Ama ben biliyorum hani siz çok yoğun çalışıyorsunuz ve dersleriniz hakikaten her ders mutlaka 5-10 dakika uzuyor, 15 dakika uzadığı oluyor. Vaktinizden almış oluyorum aslında. O Doğru. yüzden beni rahatsız ediyor. Ama teşekkür Doğru. ederim bunun için Ya ayrıca. bu şu. Gelecek arkadaşlar da bilsinler. Bu tarz arkadaşlarla ben çalışmayı yeğliyorum. Bu bana enerji veriyor. Siz o soruları sorduğunuzda, zihninizdeki o soru işaretleri gittiğinde mesleki tatmin yaşıyorum. Bu beni yormuyor gerçekten. Ama hiçbir şey yapmadan derse gelen, zaten dediğim gibi çalışmıyorum artık. 2 hafta sonra diyorum ki hadi kardeşim bay bay sen yapmıyorsun çünkü bu işi. Hiç çalışmadan geliyor böyle bekliyor. İşte ben soru sorayım şey gibi hep o örneği veriyorum ya FBI interrogation. Yani soruları soracağım ben cevaplayacak sonra bir sonraki soru, bir sonraki soru, bir sonraki soru. Böyle dil gelişmez ki yani hani. Senin ne yaptığın önemli orada. Benim senin için ne yaptığımdan ziyade senin ne yaptığın çok daha önemli. O yüzden gereken her şeyi yapıyorsunuz ve çok da güzel, çok keyifli dersler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. O antrenman programından biraz bahseder misiniz? Yani belki ilk izleyenler olacaktır. Ne yapıyorsunuz gün içerisinde?
Şöyle, bu az önce saydığım dört beceriyi mutlaka gerçekleştiriyorum. Okuma mutlaka yapıyorum. Sorular oluyor, sorularını cevaplıyorum. 15 dakika boyunca. 15. Tamam. 15 dakikalık bir okuma yapıyorum. Eğer paragrafı bitiremediysem sorularını daha sonra cevaplıyorum. Onun dışında 15 dakikalık bir writing yapıyorum, yazma. Yetiştiremediysem, bitmediyse ertesi gün 15 dakikasını yine tamamlayarak bitiriyorum. Onun dışında mirroring dediğimiz dinleme çalışmasını yapıyorum. Bir videoyu izlerken durduruyorum belli yerlerde. Dinlerken tekrar ediyorum. Durduruyorum, tekrar ediyorum. Durduruyorum, tekrar ediyorum. Hem konuşmuş oluyorum hem dinlemiş oluyorum bu sayede. Telaffuzları daha dikkat etmiş oluyorum. Dinlemeye odaklandığım için. Onun dışında en fazla yaptığım şey speaking çalışması. Bir şeyi okuyorum ya da dinliyorum. Bu dinlediğim şeyi daha sonra kendim anlatmaya çalışıyorum. Bir kağıda yazıyorum. Anladığım şeyi bir kağıda yazıyorum. Daha sonra kıyas yapıyorum. Hani ne kadar anlamışım, ne kadarı doğru diye. Bunun kıyasını yapıyorum. Ve tabii günlük her gün size en az 5 dakika olmak koşuluyla bir şey anlatıyorum. Herhangi bir konuda düşüncelerimi anlatmaya çalışıyorum. Hazırlıksız ama yani. Ve ses kaydı olarak yolluyorsunuz onları. Evet, WhatsApp'tan ses kaydı olarak bunları yolluyorum. Tabii bunlar dışında bazen İngilizce haberler okuyorum ya da YouTube'dan bir şeyler izliyorum, Instagram'dan farklı kaynaklar vakit bulabilirsem bunları yapıyorum. Ama bunlar yeterince zamanımı alıyor. Yeterli oluyor. Bunların dışında işte yabancı arkadaşlarınız var, onlarla da konuşmaya Aa, çalışıyorsunuz. evet. O da çok önemli bir ayrıntı aslında benim için. Aynen. Evet, bazı uygulamalardan yabancı arkadaşlar edindim. Onlarla sohbetlerimin de mutlaka katkısı var. Belli bir Böyle. noktadan sonra hep söylüyorum zaten. Yani bu sosyalleşme mefhumunun gerçekleşmesi gerekiyor. Öğrenciler derse geldiklerinde şunu bekliyorlar. Yani sanki bu bir speaking club'mış gibi. Ya aslına bakarsanız ders bir tarafından son derece informal geçiyor. Yani bir sohbet ediyoruz mesela. Bugün işte yüz yüzmeden konuştuk efendim. Evet. İşte hangi mevsimin favori mevsimin olduğunu Evet. vesaire. Babamın yetenekli Ha. oluşundan, Ama memleketimden. tamamen sohbet ortamında geçen bir ders bir anda telaffuza döndü mesela. Nasıl Evet. important demeyiz de important deriz gibi. Evet. Onunla ilgili bir video yolladım size. Kişi yani çok alışkın olmadığı belki bir durum. Bir konuşma yapıyor, son derece doğal bir konuşma ortamı sırasında. Bir anda formal bir şeye geçebiliyor ders. Aslında benim zihnimde her şey formaldi. Onun informal gibi görünmesi gerekiyor. Gerçekten o becerilerin gelişebilmesi için. Evet. Sizin derste mesela bana sorular sormanız gerekiyor. Yani şey sohbet ederken bu çok Evet. önemli. Diyalog oluşturma açısından. Evet. Peki derslerimizin işlenişi de bu şekilde. Bundan sonrası için ne yapmayı planlıyorsunuz? İngilizcenizi nasıl geliştireceksiniz? Bir de ikinci sorum şu. Yeni başlayacak olan arkadaşlara nasıl tavsiyeler verirsiniz? Bundan sonrası için bir süre daha ben devam etmek istiyorum. Çünkü biraz daha akıcı konuşmak istiyorum. Biraz daha kelime bilgimi geliştirmek istiyorum. Biraz daha tartışabilmek istiyorum en azından. Fikir beyan edebilmek istiyorum bir konuyla ilgili. Daha akıcı biçimde. Yani bunu sağlayana kadar devam edeceğim ben İngilizce öğrenmeye. Bu sonsuz bir süreç zaten. Yani hani sanırım bunun sınırı yok. Ama bana yetecek kadar olanı bu sanırım. Herhangi bir konuda tartışabilme diyelim. Tavsiye Tavsiyelerim. konusuna gelince de gerçekten hani istekli, yeterince istekli ve kararlı olan arkadaşlar bence bu sürece başlasın. Öncelikle bunu söylüyorum. Çünkü kolay bir süreç değil gerçekten. Bunu kimsenin gözünü korkutmak için söylemiyorum ama ciddi bir efor sarf etmemiz ve vakit ayırabilmemiz gerekiyor. Yani bu şartları sağlamamız gerekiyor. Ve eğer mümkünse bunu yani bir koçla yapmak lazım bence. Çünkü sorun tespiti çok önemli bu aşamada. Biz fark edemiyoruz nerede sıkıntımız var, nerede yolumuzu kaybettik. Hani bunu fark edemiyoruz. Tam bu esnada gerekli girdinin verilmesi çok önemli bence doğru devam edebilmek için. Mümkünse bir koçla bence bu işe devam edilmeli. Böyle. Peki, shall we continue in English? That's the question which is feared by everyone, especially asked by human resources. Shall we continue in English? Okay, so far so good. What is your plan for, I can say, okay, today is your Saturday.
It's an off day for you. Saturday. Yeah. What's your plan for the weekend? I will go shopping and meet with my friends. And we will do shopping and eat something at cafe. Mm-hmm. And after shopping, I will return home and I will do some household chores. Cook and study English, of course. I will spend time with my son. Maybe we will go to park. You said you will cook. Yes. Okay. That's one of my favorite topics, I can say. We haven't talked about this cooking issue before, but I love eating, you know. What are you going to cook? Me too. Actually, I'm planning to cook meatball rice. And soup. What soup? Yayla soup. Tarhana soup. Yeah, I like eating a lot. And when I prepare some food for someone I like, I really feel good. But for myself, as a person who lives alone, I don't prepare food generally. I eat something that is prepared for me. I take away things. Okay, I see. I really enjoy to cook and eat both. Yeah. That's why we need to give importance to our physical exercises, you know, workouts. Yeah, yes. Okay. Thank you for your time. Thank you for information, that very important knowledge, actually, and sharing it with other people. And I'll be seeing you in our lesson on Tuesday again. Yeah. And I'll be waiting for your voice recordings and lots of questions. Okay, yeah. I will. I'm going to be writing your writing homework for the next lesson. Mm-hmm. Mm-hmm. I will do. Is there anything that you'd like to say? No, thank you very much for everything. Thank you. Thank you. Okay, take care of yourself. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye. Evet, kolay bir süreç değil arkadaşlar. Çoğu zaman herkese şöyle anlatılıyor. Gördüğüm piyasada şöyle bir algı var. Kolay yoldan hızlandırılmış İngilizce vesaire. İşte 2 ayda, 3 ayda neyse her şeyi öğrenin, kapatın, geçin vesaire. Böyle bir şey yok. Bir sene içerisinde sıfırdan başlayan bir insanın gelebileceği noktalar 3 aşağı 5 yukarı böyle. Zaten daha önceden de anlatmıştım daha önceki videolarımda. 24 saat ya da bazı durumlarda 32 saat haftalık İngilizce dersi gören hazırlık atlama öğrencileri, hazırlık öğrencileri bir senenin sonunda, 9 ayın sonunda aşağı yukarı B2 seviyesine ulaşabiliyorlar ancak. C1, C2 bence birazcık hayal, gerek de yok. Yani normalde eğer bu dili kullanacaksanız çok ileri seviyelerde İngilizce bilmenize gerek yok. En azından hedefinizi o noktalarda belirlemeyin. B1, B2 seviyelerinde öğrenmeyi hedefleyin. Oralara geldikten sonra eğer isterseniz C1, C2 seviyelerini hedefleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama sıfırdan başlayan bir insanın bir sene içerisinde ben buralara C1, C2 seviyelerine geleceğim demesi açıkçası birazcık rüya. Bu videomda öğrencim Yeşim Hanım'ın neler yaptığını, İngilizceyi bir sene içerisinde nasıl öğrendiğini, bu derslere başladıktan sonra perspektifini nasıl değiştirdiğini anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen like butonuna basın ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Diğer arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşmaktan çekinmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.